Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yarın Ankara'da olacak. İşte bu olağanüstü zirveye katılacak. Afet yönetimi, insani yardımlar konuları Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği o toplantıda ele alınacak. Kazakistan'a gideceğiz dedik. Çimkent ve Türkistan şehrinden yardımseverlerle Çimkent İhlas Vakfı yetkilileri de Ramazan ayı öncesinde Gaziantep İslahiye, Nurdağ ilçeleri ve Kahramanmaraş 12 Şubat Dulkadiroğlu ilçelerindeki depremzedeleri ziyaret etti. Ayrıntıları detayları alacağız şimdi. Aslan'a muhabirimiz Canar Salıbay'dan. Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet, sizin de dediğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev yarın Türkiye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı olan üstün zirvesine de katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı Basın servisi tarafından yapılan açıklamada zirve sırasında doğal afetle mücadele işbirliği koordinasyonu çalışmalarında Tokayev'in de yer alacağı açıklandı. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan depremin ilk günden itibaren Türkiye'nin yanında olduk gönderen maddi insani yardımlarla duygulandıran mesajları da Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı depremin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsalı e, taze mesajını gönderdi. Ardından da telefon görüşmesini yaptı ve e, Astana Büyükelçisi'ne gelerek taze mesajında e, başsalı dilemişti. Onun ardından Kazakistan Başbakanı Ali Hansımayılıf Dişleri Bakanı Muhtar Tülübedi de Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti. Depremin ilk günde başlayan insanı yardımlar hala devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan, Çimkent ve diğer bölgelerden... <laughs> Yardımseverler deprem bölgelerine giderek oradaki vatandaşlara ve kampta çadırlarda yaşayan vatandaşlara insanı yardım e, göstü sağlamaya de, yardım etmeye devam ediyor. Bugün de Kazakistan Baş Müftülüsü e, Navruz tarafından bir açıklama yaparak Kazakistan Müslümanlar e, İdaresi tarafından da Türkiye'deki afet bölgelerinde yaşanan e, yaşanan olaylarda etkilenen vatandaşlara yardım sağladıklarını da açıkladı. Depremin ilk günden gönül gönüller gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Kazakistan Gönüller Ağı tarafından ülke genelinde 20 ofis kuruldu ve farklı noktalardan insani yardımlar toplanarak Astana Büyükelçiliği, Aktau ve Almata Başkonsoloslarına teslim edildi. Kazakistanlı yardımseverler tarafından Türkiye'ye geleneksel Kazak çadırları da gönderildi. Aynı zamanda farklı bölgelerden, köylerden, ilçelerden toplanan insani yardımlar Türk Hava Yolları uçuşları tırlarla Türkiye'ye gönderildi. Türkistan bölgesinde yaşayan e, halk ve Kocakmet Ahmet ve Uluslararası Türk-Kazak öğrencileri de yardımda bulundu. Aynı zamanda Türkiye mezunları da bu yardımların dışında kalmadı. M mezunların derneği tarafından insanı yardım toplandı ve ilk sırada ihtiyaç duyulan malzemeler e, Türk Hava Yolu uçaklarıyla Türkiye'ye gönderildi. Aynı zamanda Kazakistan ekibi de e, depremin ilk günden itibaren Türkiye'ye gönderildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Kasım Romar talimatıyla 101 kişiden oluşan ekip deprem bölgelerinde görev aldı. Onlar 7 kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Ayrıca oradaki çalışmalarda aktif rol aldı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev'in talimatıyla söz konusu çalışmalarda yer alan 101 kişiye de devlet ödülleri verildiğini hatırlatalım. Öte yandan hala da Kazakistan'ın farklı bölgelerinden Kazak halkı Türkiye'nin yanında olmaya yardım etmeye ve depremden etkilenen depremzedelere e, baş sağlığı dilemeye, onların yanında olmaya devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet çok teşekkür ediyoruz Kazakistan halkına, kardeşlerimize Yardımlarına esirgemediler sevgili seyirciler.